Cihancım Hanım, ne zamandır bakmıyor suratıma? Kara kedi mi geçti lan aramızda? Bir şeye geçti yok aramızda. Ulan şu koprağınınki kadar olamadım. Yazık bana be. Karı allem etti, kallem etti, kandırdı bizim salağı. O iş öyle değil kızım. Kobranın niyeti başka. Nasıl başka lan? Öyle işte. O kadar. Fazla detaya girme. Allah Allah. Merhaba. Hoş geldin. Büyük gösteride gönül salınacağını mı söyleyeceğim? Belki. Daha karar vermedim. Yani eğer onu söyleyeceksem daha iyi çalışabilirim. Hatta sahne üzerinde prova yaparsam daha da iyi sahne olur. Sahne provası düzeyine gelmedik daha. Sen bunları düşüneceğine kendi işini iyice yap Hasret. Bugün söylediklerimi yaptın mı? İyice yaptım desem yalan olur. Ne yaptın peki? Tamam. Yaptığım her şeyi dakikası dakikasına anlatacağım. Ama önce sen anlat. Neler yaptın bugün okulda? Çok çalıştın mı? Çok derse girdin mi? Ne çalıştırdın öğrencilere? Belki yeni, hatta yepyeni öğrencilerim vardır. Belki onlara teknikler öğretmişsindir. Bunları sana anlatmayacağım. Ayrıca senin de oturup bana bütün gününü anlatmanı istemiyorum. Anlatmayayım mı? İyi. Sen bilirsin. Bak Hasret. Beni ne yaptığın değil, ne kadar çalıştığını ilgilendiriyor. Al. Bu da yeni ödevin. Hasret. Şunu iyice bilmen gerekiyor. Ben hazırsın diyene kadar hazır değilsin. Geldim. Krize mi girdin kız? İki bardak getireyim bari. Bırak şimdi bardağı. Kız bari güneşin batmasını bekleseydik. Boş ver güneş ayı. Sen de içmene bak bence. Nazar değmesin sana. Eller değmesin sana. Sensizlik ölüm bana. Sen benim içimde bir korkulu rüya. Her gün sevip sardığım bir hülyasın. Cihan, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Onu mahvettim. Kimi be? Bir kadın. Tanınmayacak hale geldi. Ya Hasret, sen ne diyorsun kızım ya? Ne yaptın? Bir sakin ol, bir anlat. Nesrin Hanım'ın bir tablosunun üzerine yanlışlıkla bir şey döktüm. Mahvoldu, bana yardım etmen lazım. Gece konağın köşesindeki sokağın başına gel. Beni ara, hemen çıkarım, tamam mı? Ya tamam. Hadi, kapatmam lazım. Tamam. Ya. Ya Allah Allah. Sen benim içimde bir korku, ne diyorsun? Her gün sevip saydığım bir hülyasın.
Sen benim içimde korkulu bir rüya. Ethem Bey. Her gün sevip saydığım vallahi bir rüya. Valla fena sıkışmış görünüyorsunuz. Sen benim bence vakıf bir başkanımız bu kuşatmayı rüya. Kıracaktır. Her gün... Kurabiye. Hah, teşekkür ederim. Kurabiye. Sağ ol. Nesrin Hanım. Yok teşekkür ederim. Lütfen. Teşekkür ederim. Ezberin ne durumda? Ezberliyorum işte bir yandan. Hasretçim burada böyle zor olmuyor mu? Odanda çalışsan rahat rahat. Yo fark etmiyor. Burada da ben çok rahat çalışıyorum. İlle de gürültü olsun diyorsun yani. Yok gürültü değil de böyle işte hep beraber. Eğlenceler, şarkılar, türküler. Şahmat. Oo. Kusura bakma baba. Vallahi bunun sonuçları çok kötü olabilir ortak. Gösterin tehlikeye girebilir. Orada da satrançtaki gibi başarılısınız. Sponsorla kendi işinizi kendiniz hallettiniz. Bir mat da oradan yedim. Neyse yine de her şeyin bir revanşı var. Değil mi? Ne dersiniz? Siz revanşınıza devam edin. Ben odama çekiliyorum. Biraz kitap okuyacağım. Ben de bugün çok yoruldum ya. Burada mı kalsam acaba? Vallahi yerimden kalkacak halim yok. Ay Ethem Beyciğim kalın tabii. Yabancı mısınız siz? Epek. Öyle diyorsan kalayım bari. Ben size misafir odasını hazırlarım şimdi. Sabah görüşürüz çocuklar. Görüşürüz Ethem baba. İyi geceler. İyi geceler. Burada Nesrin'in oluru olmadan bir dakika bile kalacağına kimse inandıramaz beni. Hadi Levent. Şu yeni gelen CD'lere bir göz atalım. Olur. Ben de yatayım artık bari. İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. Bugün erkenden herkesin uykusu geldi ha. Anlamadım yani. Sen maşallah hala çalışma azmiyle cin gibi ayaktasın. Yok yok. Ben de değil. Onlarda bir şey var. Sen haklısın galiba ama çözemedim. Hadi gel. Beni. Ay evet ama biz ne yapıyoruz böyle bilmiyorum Ethem. Ne yapacağız Nesrin? Birbirini seven iki insan ne yapar? Üstelik hala evliyse. O evlilik uzunca süredir kağıt üzerindeydi biliyorsun. Ethem. Gerilme Nesrin. İstersen iki kadeh bir şey içelim. Hı? Evet en doğrusu bu galiba. Ben içecek bir şeyler getireyim. Hı? Küçük sırrımızı kimseye belli etme ama. Zamanı gelince onları büyük bir sürprizle şaşkına çevireceğiz. Nesrin Hanım? Hayırdır? Uyku tutmadı galiba. Yok. Evet. Evet ben gerginim de biraz. İçki alayım dedim. Ben size bergamotlu çay yapayım mı? Daha iyi uyutur. Yok. İçki daha iyi. Niye iki tane kadeh aldınız? Farkında bile değilim. Cihan,
kız sen ne yaptın be? İstemeden oldu. Harbiden mahvetmişsin kadını ha. Gözünü çıkarmışsın. Ay boş ver şimdi. Sen bir şey düşün. Sabah gidip yerine koymam lazım. Kim yapar bunu? Ya ne bileyim, sanki 50 tane ressam tanıyorum ha. Tanımıyor musun birini? Okulun resim hocası falan? Yok, tanımam. Bir bildiğim Gülnaz var. Ablam yapabilir mi bu işi? Biliyor musun neden var göller? Bilmiyorum. Gök kubbedekilere aynı olmak için. Göller onun için icat olmuş. Hadi onlar bir şekilde suyla çözmüşler de, biz neye bakacağız? Bizim yüzümüzü gösterir mi sanıyorsun aynalar? Ha? Göstermez. Göstermez. Aynalar sırlarını niye dökerler biliyor musun? Onu da bilmiyorum. Çünkü onlar bile bize dayanamazlar. Gözlerini kaçırırlar bizden. Bakmak istemezler. Bize dayanamayıp pıtır pıtır dökülür o sırlar. Bilmiyor muydun? Bekir enişte, Idrelli Ezgeç'li senin üstünü çıkarmamışsın hala. Vallahi Gülnaz be. Ama bak, sor niye çıkarmadım. Bak, biz buraya çok ayrılı bir iş için geldik Buran. Ayrılı bir iş mi? He. Ay, seviyor değil mi Bekir enişte? Hem nasıl be? O da seviyor. Tabii ya, Idrelli Ezgeç'de sabah eser rüzgardan belliydi. İşte biz de onu diyoruz. Biz de Idrellez'de gördük. Tamam, karar verdik. İyi ettiniz. Ya ne diyorsunuz siz ya? Kim kimi seviyor? Ne oluyor? Neye karar verdiniz? Yani. Aman babam, dur hemen öyle sinirlenme. Böyle ayrılı işlerde sinir iyi gelmez. Değil mi Kadriye teyzem? Sinirlenme. Ya tamam tamam, hadi. Konuş konuş, söyle bakayım Bekir. Aman be Buran be, bak Gülnaz ne diyor? Böyle ayrılı işlerde sinir iyi gelmez. Bak ne diyorum biliyor musun Buran? Asret'le Cihan'ı diyorum, biz zaten küçüklükten beri hep yakıştırırız birbirine. Artık diyorum senin de iznin, artık diyorum senin de iznin olursa hani Allah'ın emriyle bir bunları baş göz edelim diyoruz. Asret'le Cihan mı? He. Bak bak Bekir, sen benim kardeşim sayılırsın. Görmüyor musun, Asret yüksek tazil yapıyor. Şimdi yani oradan alıp da evlendirelim mi? Buran enişte ne biçim konuşuyor? O ayrı, bu ayrı. Kız yine tahsilini yapsın, nişanlarız. Yok yok, hele şu iş bitsin. Şimdi hiç böyle bir şey olmaz. Ondan sonra düşünürüm. Nakiş, ne yapıyorsun? Şşt, iz peşindeyim. Bu gece tuhaf şeyler oluyor. Bence Ethem Bey Nesin Hanım'ı ziyaret ediyor. Ben demedim mi? Ben dedim. Kesin aralarında bir şey var. Kesin aralarında bir şey var. Kesin var. Baba. Nakiş. Nakiş, niye bizi lafa tutuyorsun burada? Ha? Niye? Niye konuşturuyorsun bizi Allah aşkına? Ben mi konuşturuyorum? Ethem baba, biz çok sevindik. Yani Nesin Hanım'la tekrar bir araya gelmenize çok... Ay gerçekten. Değil mi Murat? Evet. Değil mi? De. Ama niye böyle yeni yetmeler gibi gizli yapıyorsunuz bu işi? Ben onu anlamadım. Yok be oğlum, ne gizlisi? Annenle kitap okuyorduk. Evet. Neyse. Seni ben geçeyim. Evet. Evet. Ben de üzümlü kek vereyim size. Yolda yersiniz. İyi geceler. Evet. Üzümlü kek.
Burhan, şimdi sen böyle hemen karar verme. Bak bu işleri çok uzatmamak lazım. Burhan enişte, her işte bir hayır vardır. Kaderde kaçınılmaz. O yine tahsilini yapsın, biz baş göz edelim de. Yok 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 yok. Şimdi olmaz. Hele bir istikbalini eline alsın. O zaman düşünürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk babam, nasılsın? Sağ olasın. Bak bak, gördün mü nasıl, ikisi de Allah'ın sevgili kulu, ikisi de tam lafının üstüne geldi. Hayırdır baba, bu ne grand tuvalet kıyafet? Ne oluyor? Biz tam Asret'te bahsediyorduk, siz geldiniz. Evet. Odadır yani. Kız, o elindeki ne? Dur. Gel Asret, ben sana bir şey gösterecektim. Gel. Geç. İyi geceler. Hadi görüşürüz yarın. İstemeden oldu. Düzelir mi? Bakacağız artık. Allah. Hasret. Hasret. Uyandırmak ne mümkün seni. Uyudun mu taş oluyorsun. Lan başlayacağım sizin ruhunuza be. Gelmiyor mu lan? Najlayın hadi. Ruhumuz öksüz kaldı be abi. Mettaplı gecelerde. Burhan, kabak kemalini vurun. Hadi. Kabak değil lan, saçlı kemali vurun. Ya bunlar laf dinlemeyecek. Ben bir aşağı ineyim, şunlara bir kalay çekeyim ha. Tabii tabii Burhan baba, sen şey yap. Gel babacığım, yıldızlar bekliyor seni, gel. Ya baba siz ne yaptınız ya? Ya siz bana sormadan niye kendi başınıza gelin gibi oluyorsunuz ya? Bir şey yapılacaksa ben kendim hallederim, tamam mı? Siz olduğunuzu tanımaz mısınız? Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Siz gençlere kalınca bu işler uzuyor Cihan. Allah Allah. Allah. Şopar işgı dolu her yer. Benimki hani, benim torunum olmayacak mı Cihan? Ya sus. Asit buraya gelmeden kapatın bu konuyu. Geldi. Burhan ne oluyor be? Ya ne olacak? Sarhoşla uğraş dur işte. Bunlar gitmez Bekir. Ben gidiyorum. Hadi sen de gel. Hadi yürüyün bakalım. Gitti lan bu. Ceylemin dibine gitsin. Ne biçim adam bu be? Biz kız istemeye geldik. Onluklık içmeye gidiyor. Hadi kalk kalk, biz de gidelim hadi. Şunu da alalım. Hadi Cihan yürü. Hadi sen de gel. Yürü yürü hadi. Gelirim birazdan. Aman be. Ne? Hayret bir şey ya. Çocukların görmesi hiç iyi olmadı. Böyle gizli saklı onları kandırmışız gibi oldu. Ne yapsaydık? Yeniden eve nikah memuru mu çağırsaydık? İlan mı etseydik birbirimizi sevdiğimizi? Onlara ne ya? Allah Allah. Daha bizim ne olacağımız belli değil ki Ethem. Görülmesini istemezdim doğrusu. Neyse, olan oldu artık. Hadi, sen şimdi misafir odasına. Ne yani? Şimdi bununla neyi kanıtlayacağız? Senin hakkında henüz karar vermediğim Ethem. Lütfen. Peki, tamam Nesin. Yine farkını ortaya koydun yani. Oldu ha. Bak gözlerini kıs da bak. Bak. He? He? Aman neyse. Yapacak bir şey yok zaten artık. Hadi eve dönmem lazım benim. Hadi. Göreyim şunu da. Dur elleşme.
İyi, ben seni bırakırım. Bahçe ve çatıya dair masraflar, yardım kuruluşlarına aktarılacak miktarlar, otomatik ödemedeki faturalar hepsi halloldu efendim. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Ethem Bey'in evdeki ufacık varlığı bile yetti. Bütün sıkıntıların uçup gitmesine. Yani Nakiye, bir dakika konuşmasan olmaz. Ay niye kızıyorsunuz anlamıyorum. Ay! Ay olamaz. Ne olmuş bu resme? Ne oluyor? Olamaz. Ay! Ne oldu? Ay bir şey olmuş resme. Bir şey olmuş buna. Resmen biri gelip bunu mahvetmiş. Nakiye sen nasıl izin verirsin? Ya inanın Nesin Hanım ben bunu hiç... Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Benden başka kim girdi buraya? Kim bu densiz kim? Sayma Hanım nasıl oluyor bu? Bilmiyorum efendim. Ben etrafta kimseyi görmedim. Bir sebebi olmalı ama değil mi? Bir sebebi olmalı bunun. Anne bağırman bir işe yaramaz. Sakin olmalısın. Ay yıllardır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şey başıma geliyor. Şu rezalete bak. Mahvetmişler güzelim tabloyu. Kim yaptı bunu peki? Ay böyle bir şeyi kim yapar? Kim yapar böyle bir şeyi? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Neden? Özür dilerim. Ben... Vallahi billahi kazayla oldu. Ben şişenin içindekini merak ettim. Tam açıyordum elimden kayıp. Tuttum ama tablonun üzerine döküldü. Sonra bezi aldım sileyim dedim. Daha kötü oldu. Sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O yüzden elim ayağıma dolaştı. Düzelteyim derken daha da kötü oldu her şey. Ne deseniz haklısınız. Üzerindeki o boya ne peki? Asıl onunla mahvetmişsin her şeyi. Onu ablam yaptı. Gülnaz mı? Ne zaman geldi ki? O gelmedi. Ben götürdüm. Gece. Gece mi? Cihan'ı aradım yardım et diye. Sonra çıktım elimde bununla. Cihan dedi ki bunu ancak Gülnaz halleder. Hem başka da bildiğimiz kimse yok tabii. Götürdük ablama. Ablam da... Yeter, yeter. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Kafamı toplayıp bu tabloyu nasıl kurtaracağımı düşünmem gerek izninle. Yalnız Hasret, lütfen bir daha buraya girme. En azından bir süre. Benim sinirim geçinceye kadar. Şu eşikten içeri adım atmayacaksın. Anlaşıldı mı? Bir adım bile. Sana da ayıp oldu. Ne de olsa annenin tablosu ama inan... Demek Cihan'ı aradın. Benden yardım istemek aklına bile gelmedi öyle mi? Bu yetmiyormuş gibi gece yarısı kalkıp mahalleye gittin. Yine benim haberim olmadan. Her şey birdenbire oldu. Çok korktum. Plan yapmak için zamanı bulmuşsun ama. Yatağına bir düzenek hazırlamaya kadar her şeyi düşünmüşsün. Sen gece yatak odama mı girdin? Ortalıkta bıraktığın solfej kağıdını vermek için. Ama boşuna... Senin umurunda olan en son şey çalışmak zaten. Onu çalıştım ben. Bak gerçekten. Ya tabii hepsini başından sonuna kadar söyleyemem ama istersen başını söyleyeyim. Bugün bana bir şey söyleme. Çalışmıyoruz da. Sen kafana göre takıl. En sevdiğin şey de bu değil mi? Öyle deme ne olur. Hasret. Bana izin ver. Yalnız çalışmak istiyorum. Geçmemeni söylemiştim. Hırkamı alacaktım. Teşekkür ederim.
yazar borcu. Şimdi her yaprakta iki sayfa var. Buradakiler alacaklılar, buradakiler verecekler. Nereye başımı çevirsem bu kızı görmek zorunda mıyım ya? Tabii göreceğim lan. Nazar bu mahallenin çocuğu değil mi? Yok abla yok. O bu mahallenin sahibi olduğu için beni görmek istemiyor. Naş. Bak şuna sen. Abla ben gidiyorum, geldi. Hadi mavi borcum, hadi. Güle güle. Mahalleden de cip eksik olmuyor, arasını satayım. Çok yakar bunlar. Cihan. Oynuyormuş gibi yapalım, ne olursun. Hop dubara. Hep bağıra bağıra. Çok bağlıyım be Cihan bugün. Hadi oyna. Hayırdır Gülnaz? Bütün şaşaların üstünde bugün. Çaktırma Cihan, çaktırma. Hop. Hep düşeş, hep düşeş. Ne bağlıyım be. Hadi bakalım be. Bu da böyle sana... Kapak olsun. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Kaç kere yedim ben seni bugün? 4 oldu galiba. Murat neredesin sen? Vaktin var mı? Çok meşgulüm. Yine de dinleyeceksin. Çünkü deminden beri kafam ütüleniyor. Hasret'e ne dedin abicim? Ne demişim? Beni aradı. Selin'le nasıl çalışılacağını bilemiyormuş. Sen de onunla çalışmak istemiyormuşsun. Bir şeyler söyleyip durdu işte. Nedir mevzu? En azından aklı hala çalışmakta. Buna şükretmeli. Beni bekliyor. Evden içeriye adım atamam dedi. İçeride darallar gelmiş. O yüzden bahçede bekliyormuş hanımefendi. Vaktin varsa biraz ilgilen. Benden mail bekleyen bir sürü insan var. Oo, benim ofiste işlerim var ama hocam ya. Biz de çalışıyoruz herhalde. Vallahi bugün nefes alacak vaktim yok Murat. İşlerimizi yarıştırmayacağız değil mi? Kim kazanır biliyorsun. Ayrıca senin de öğrencin sayılır. Hoca efendi. Tamam, tamam. Neye dokunsa rezil ediyor, görüyorsunuz değil mi Selman? Kaza olduğunu unutmamak gerek. Aksilik. Ama haklısınız. Dikkatsiz bir kız. Diyelim bu kız sahneye çıktı. Ya oranın da altını üstüne getirirse? Rezillik kendi üstüne yapışmayacak ki. Her şey Murat'ın üstüne kalacak. Murat'ın halini düşünebiliyor musunuz? Utancından ölecek yani. Düşünmek bile istemiyorum. Nesrin Hanım, belki de her şey yolunda gider. Murat Bey gururla durur sahnede Hasret'in sayesinde. Saima Hanım, ben Murat'ın yüzündeki gururu gördüm. Hem de defalarca. Biliyor musunuz? Selin'i sahnede gördüğü her zaman güzelim o da su gibiydi. Gözleri parlardı, gururla bakardı. Ben zor bir ilişkileri olduğunu zannetmiştim. En azından sonunu düşününce. Affedersiniz, ben sizi lafa tutuyorum galiba. Yok, önemi yok, önemi yok. İnsan düşünmeden edemiyor değil mi? Madem o kadar mutluydular, neden? Ben kendimce sebebi Selin'in çocukluğu olabilir diyorum. Ailesi üstüne titriyordu, iyi yetiştirilmişti demiştiniz. Bizim tanıdığımız aile gerçek ana babası değildi. Selin çok küçük yaşta evlatlık verilmiş, annesi tarafından terk edilmiş bir çocuk. Bunun dipte, derinde bir etkisi olmalı diye düşünüyorum ben. Salla. Kırık geldi, bir daha atacağım. Ayıp oluyor ha, ne kırık? Kırık mırık değil o. Kırıktı, kırıktı. Hop. Epek. Severler güzeli genç isek. Bir kere o öyle değil. Pencüse severler güzeli genç ise. Tabii ya, sen daha iyi anlarsın gençlerden, güzellerden, sarışınlardan. Ben öyle olmasını istemedim. Pencüse, ben böyle bir şey gelirse, hadi geçmiş olsun. Bir dakika, hiçbir şey söylemeyeceğim, son bir şey. Son bir şey? Evet. Niye? Bir yere mi gidersin? Yok. Ha, son bir şey söyleyeceğim. Dubara. Allah cezanı versin kobra.
Gülnaz. Limon. Kemanınla bana bir ses verebilseydin eğer. Kemanınla, 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 kemanınla. Saim Hanım, yüzünüz çok kötü görünüyor. Bir şey mi oldu? Yok bir şey Nakiye. Bahar nezlesi gözlerime vuruyor da biraz da tansiyonum düştü galiba. Ay ben televizyonda izledim. Profesör söyledi. Limon suyu kan basıncını düşürüyormuş. Yapayım mı bir limonata? Yok yok, gerek yok. Ben biraz hava alayım, iyi gelir. Hem alınacak birkaç bir şey var, onları da alırım. Nesrin Hanım sorarsa idare edersin. Tamam tamam, ben hallederim. Git sen git. Kemanınla bana bir ses verebilseydin eğer. Çalışmak senin umurunda değil. Sen kafana göre takıl dedi. Sanki çalışmıyormuşum gibi. Çalışıyor musun? Çalışıyorum tabii. Sabah akşam yatıp kalkıp onun söylediklerini yapıyorum. Tablo meselesi var ama. Demin anlattın. Bütün gece onunla uğraşmışsın. Ya tamam ama... Ne yapayım? Aklım ona ermiş işte. Hata ettik, kabul. Çok hatalı hareket, çok. Peki Murat Hoca sütten çıkmış ak kaşık mı? Hiç mi hata yapmadı hayatı boyunca? Vallahi benim bildiğim hiç. Hatasız kul olmaz bir kere. Şarkı sözü olarak evet. Orhan babamıza da saygımız sonsuz. Ama Murat sonunun mükemmel olmasını garantilemeden hiçbir işe kalkışmaz. Garanti işe yaramamış ama. Bak, kız dayanamamış, atmış kendini balkondan. Ay. Söylemedim say ne olur. Ay çok ayıp ettim. Selim beni duyduysa affetsin. E duymuştur. Bağırdın çünkü. Üstü de açık. Ya yapma. Ağzımdan kaçtı. Benim en son yapacağım şey bir ölünün arkasından konuşmak. Hem de öyle güzel bir kızın. Evet doğru. Anlamadım ki ben. Hem güzel, hem kibar, hem okumuş. Murat Hoca da seviyor. Neden ölmek ister ki insan? Her şey öyle göründüğü gibi değil Hasret. Selin'in de sorunları vardı. Abi bir rahat ver ne olur ya. Efendim abi. Ne biçim ses bu Saime? Yine ağladın değil mi? E yeter artık kendine gel. Abi izin ver. Biraz rahat bırak ne olur. Kızımla ilgili durumu netleştireyim. Onun için zamanında yapmadıkları biçimde kaldı. Şimdi tam sırası gelmişken rahat bırak ne olur. Birkaç hafta daha istiyorum o kadar. Bu birkaç hafta dediğin böyle giderse daha da uzayacak. Seni de beni de yoracak bu iş. Merak etme. Bu sefer uzamayacak. Siz, senin senden çok başkaydı. O şöyleydi, böyleydi dediniz durdunuz. Ama bak, bir ortak yanımız var. İkimiz de anne hasretiyle büyümüşüz. Onun durumu başka. Yıllarca annesini aradı durdu. Ben hiç görmedim annemi. Ama sen anlamazsın ki. Ananın babanın kucağında el bebek gül bebek büyümüşsün. Öyle mi diyorsun? Beklediğiniz CD'ler geldi Levent Bey. Süper. Selam Berincim. Hislerimiz karşılıklı tatlım. Evet geldi onu haber verecektim. Tamam konuştuğumuz gibi. Bye bye. Bu sen misin? Maalesef. Güzel çalıyor muydun gitarı bari? Çalabilecek gibi duruyor muyum acaba? Gitara baksana. Neredeyse boyum kadar. Ama çalar gibi tutmayı becermişim. Bak göz boyama sanatım o yıllarda başlamış. Çok mutlu görünüyorsun ama. Gitarını çok seviyormuşsun belli. Çok sevdiğim aslında başka bir şeydi. Kurşun askerlerim vardı. Babam yurt dışı gezisinden getirmiştim. Her gün hepsini çıkarır tek tek dizerdim. 50 kurşun asker. Ne savaşlar geçti başımızdan bir bilsen. Nerede saklıyorsun şimdi onları? Kaybettim. Hadi ya. İnsan en sevdiği oyuncağı kaybeder mi? Benim plastik bebek hala duruyor. Doğru.
İnsan en sevdiği oyuncağını kaybeder mi? Kurşun askerlerimin geldiği zaman birlikte geçirdiğimiz son günlerdi. Annem, babam ve ben. Sonra babam başka bir eve taşındı. Arada bir onu ziyarete giderdim. Ama kurşun askerlerimle birlikte. Sonra başka evler. İkisinin de hayatlarında başka insanlar. Oradan oraya taşınan ben. O arada kayboldular. Onlarla birlikte çocukluğumda. İnsan böyle kaybediyor işte. Senin şu kurşun asker dediğin, şu boyda, elinde böyle top tüfek taşıyan küçük askerler mi? Evet ama öyle şimdikiler gibi plastikten filan. Anladık canım. Ağır bunlar. E kurşun demeleri ondan. Kaybetmedin. Ben nerede olduklarını biliyorum. Hadi kalk. Hasret. Hadi. Anne, senin için bir sakıncası yoksa öğle yemeğine bir misafirim geliyor. Benim için sakıncası yok. Zaten baban da geliyor yemeğe. Babam öğle yemeğine mi geliyor? Evet, öyle söyledi. Ben de gelebilirsin dedim. Naki, Saima Hanım nerede? Alışveriş için çıktı. Ne zaman gelir bilmiyorum. Yemekte görüşürüz anne. Görüşürüz canım. Saima Hanım bugünlerde biraz fazla mı çıkıyor Naki? Nereye gidiyoruz? Buralarda bir yerdeydi. Senin aklına uymakla iyi etmedim ben. 2 saat içinde Murat'ın evinde olmam lazım. Hele sen bu kadar sinirlendirmişken onu. Heh, işte burası. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bak. Bak. Seninkilerden mi peki? Tam olarak değil. Üniformaları bu renk değildi. Ama bunları görmek çok iyi geldi. Eski dostlarıma yeniden kavuşmuş gibiyim. Sağ ol Hasret. Önemli değil. Neye bakmıştınız? Hadi iç. İçelim anasını satayım. İçelim, unutalım. Yaşanmamış olsun tüm yaşananlar. Hatırlanmasın tüm hatıralar. Ben seni unutmak için sevmedim. Ben benim. Sen benim. Hop dubara, Allah versin be kobra. Çarptım Eret. İçelim, ayrılalım. Heh, iyi ki geldin. Nesrin Hanım da seni soruyordu. Bir şey dedi mi? Yok, pek bir şey demedi. Murat'ın öğle yemeğine misafir gelecekmiş de hemen masayı hazırlamamız lazım. Tamam. Ethem Bey de gelecekmiş yemeğe. Öğle yemeğine mi? Aradığın şarabı bulamadın galiba. Yok, hepsi var. Bir tek Merlo kalmamış. Kırmızı etle de en iyi o gidiyor. Ben hemen alayım. Koray seçemez şimdi. İsterseniz ben de alabilirim Murat Bey şarabı. Ben de alabilirim herhalde Saima Hanım. O kadar bilgimiz var. Ben hallederim. Hayırdır? Kapıları sen mi açıyorsun artık? Çıkıyorum. Yemeğe bir konuğum var. Ona iyi bir şarap ikram etmek istiyorum. İyi. Ben de çıkayım, sonra konuşuruz. Yok yok, yemeğe sen de kal. Çünkü seni de ilgilendiriyor. Ben şu alışverişi hemen yapayım, sonra görüşürüz. Murat Hoca! Murat Hoca nereye? Söyledim ya, şarap almaya. Sakıncası yoksa. Yok canım, ne sakıncası olacak? Hem misafirin de gelecekmiş.
Söylemek istediğin bir şey mi var? Yok. Çok güzel. Levent'ciğim, ne yapıyorsun? Nesinleyim? Öğle yemeğinde beni o muhteşem sofrasında ağırlayacak. Aynı mutluluğa Ethem Bey de nail oluyor anladığım kadarıyla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendileri Nesrin'in himayesine geri döndüğü için öğle yemeğinde bile evde. Ne diyorsun? Nesrin'le Ethem alenen beraberler yani. İtini kaçırma. Kim var dedim başka? Evet. Dur. Çiçeğimi yaptırıp hemen geliyorum. Hem Nesrin'cimin bu mutlu anını kaçırmak istemem yani. Sen nasılsın? Nasıl geçtin canım? Bilin bakalım yemeğe kim gelecek? Kim o? Siz çalışın, çıkıyorum ben. Peki Behrin Hanım. Tamam. Ve bir, iki. Kafam kazan gibi kız. Ne yapayım baba? Az içeydin sen de. Yahu biraz nane limon yap bana be. Al sana limon. Nanen de kendin halledersin. Hadi. Gülnaz. Ne baba ne Gülnaz'ı. Yeterin artık be. Kaderinde sarhoş aymak varmış senin. Hadi. Bu Nazar'ın sesi mi? Evet. Peki bu parça şey değil mi? Evet o. Neden bunu söyledi? Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. İyi bir sofra şarabına ihtiyacım var. Hemen yardımcı olayım. Fransız, İtalyan. Fransız olsun lütfen. Buyurun. Bağ tercihiniz ya da bölge tercihiniz var mı? Güneybatı'yı tercih ederim. Mesela Gaskonya kıyı bölgesi olabilir. Güzel. O halde elimde şahane bir Cave Noble du Jer var. Deneyelim. Olur. Deneyelim. Her seferinde aynı sorun çıkıyor Aslı. Belki daha açık söylemeliyiz. Çok ayrıntılı bir yazı göndermiştik aslında. Yetmiyor demek ki. Şu detayı mutlaka yaz. Not alıyor musun? Alıyorum hocam. Güzel. Sahne katmanları ayrı ayrı gözden geçirilecek. Hem sahne üzerindeki emniyeti sağlamak için hem de akıcılığı kontrol etmek için. Bak işi şansa bırakmak istemiyorum. Peki neden o şarkı? Anlamadım hocam. Sana değil Aslı. Yazdın mı? Evet, bu tamam. Bir de sigorta kapsamına alınmasını istediğiniz şeyler vardı. Ekleyelim demiştiniz. Ekledin mi? Evet. Güzel. Bana da gönderirsen sevinirim. Elbette. Görüşürüz hocam. Görüşürüz Aslı. Teşekkürler. Cihan. Ne oldu Gülnaz? Kobra. Gitti. Nereye gitti? Ne bileyim ben. Cehennemin dibine. Ya kızım düzgün anlat. Ne oldu? Evinin önünde gördüm. Eşyalar toplamış doldurmuş arabaya. Gittiler. Bıraktı beni. Olmaz öyle iş ya. O bana söylemeden bir yere gitmez. Gidelim bakalım beraber. Abi ben geliyorum. Tamam, hadi gelin. Yani. Gel. Diyordum ki Nazar'ın kaseti sende ne arıyor? CD. Onu mu diyorsun? Evet onu diyorum.
Oo, gelmiş. Kim? Konuğum. Murat! Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba tatlım. Merhaba. Levent'le konuştuk. Nazar hakkında söyledikleriniz için çok teşekkürler. Gerçekten bir şeyler var bu kızda, değil mi? Kıvıracak yani bu işi. Evet, öyle görünüyor. O mahallede bir tek hasret yokmuş demek ki. Ne güzel söyledi değil mi şarkıyı? Misafirler geldi, Murat hala ortada yok. Sanki ben şarap alamazdım. İnat yapmasaydın şarabı ben alırdım. Heh, Murat da geldi galiba. Sen masanın hazır olduğunu söyleyebilirsin. Kobra! Hoş geldiniz Salih Bey. Hoş bulduk Murat Bey. Özür dilerim, beklettim sizi. Rica ederim. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس